Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Her hafta olduğu gibi yine Kültür Sanat Ajandası için Kadir Kaymakçı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz ve hoş geldin. Hoş bulduk Helin'cim, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Tekrar İstanbul kışı yaşamaya başladı mı diyeceğim. Bugün ne geri diyeceğim. Döndü sanki. Evet, birkaç gündür iyiydi. Tekrar. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Erkekler etek giysin mi giymesin mi? Biraz önce tartışıyorduk. Evet, biraz önce bunu konuşuyorduk. Yakışmıyormuş erkeklere. Ofisimizin en genci Jale yakışmadığını söyledi. Jale yakıştıramadı erkeklere etek giymeyi. Ama bu son, geçen hafta Met Gala vardı. Evet. Met Gala'da gördüm. Edir Admayan'ı eşiyle beraber aynı model elbise giyip gelmişti. İşte bu yavaş moda yavaş dediğimiz daha çok görüyorum. Şey galiba. Oscar Isaac'le görmüştüm. Evet. O da etekle dolaşıyordu. Arada giyiyorlar ya erkekler sanki. Arada sosyal medyada. Timothy de giyiyor. Timothy de doğru. Timothy'yi beğenmiş. Ben de yani. Beğenmiyorsun, Timothy de beğenmiyor. İyi bari. Ara ara sosyal medyada da var ya işte kadınları nasıl kaptırdık diye sitem ediyor erkekler yazın böyle efil efil rahat rahat. Bilemiyorum, kaptırdınız, bizim etek vermiyoruz. Peki bakalım. Neyse, Jale'ye beğendiremedik erkeklerine evet. Tek giymiş. Timothy'yi beğenmiş o sadece. Ha, tamam. Lütfen. Yakışan da var. Peki biz ajandaya dönelim, kültür sanat diyelim. Bu hafta Maymunlar Cehennemi. Bir efsane geri dönüyor. Maymunlar Cehennemi derken manalı söyledin. Jale ile ikiniz bana bakıp Maymunlar Cehennemi. Bu hafta Maymunlar Cehennemi. Neydi? Kingdom of the Planet of the Apes. Maymunlar Cehennemi krallık. Böyle. Yeni krallık. Yeni krallık diye geliyor. Maymunlar Cehennemi çok eski. Şöyle söyleyelim. Evet. 1963'te roman olarak çıkıyor. Fransız yazar Bollier'in bir eseri. Hatta kendisi de çok şey yapmamış. Hani ufak eserlerimden falan. Yani öyle biraz geride kalmış. Çünkü onun asıl büyük bir çıkışı Hollywood'da Kıvay Köprüsü diye bir klasik vardır. Onun da yazarı kendisi. Sonra bir Amerikalı yapımcı Paris'te bu romanla karşılaşıyor ve çok beğeniyor fikri. Bir film yapmak için kolları sıvıyor ve 1968'de Charlton Heston başrolde Frank Schaeffer'ın filmi nasıl söyleyeyim yani izleyenlerde şok etkisi yaratıyor. Dünya böyle şey bir gezegen aslında Planet of the Apes biliyorsun maymunlar gezegeni bizimkiler yorum cehennem yapmışlar olarak. Maymunlar cehennemi diye bize böyle gelmiş. Orada bir Amerikalı astronot bir gezegene düşer şey mekiği ve iner orada görür ki maymunlar bir medeniyet kurmuşlar ve insanlar orada böyle avlanıyorlar, kafeslere kapatılıyorlar. Hor görülüyorlar. Evet ve filmin efsane bir finali vardır. Biz baştan beri o astronotun başka bir gezegende olduğunu düşünürken aslında dünyada tabii olduğunu, yer. Dünyanın değiştiğini, dünyada maymunların egemen olduğunu görürüz. Bu o efsane final ve işte o maymunların medeniyetinde insanlar nasıl yaşar fikri çok etkili oluyor ve 5 film yapılıyor üst üste. Sonra bir ara veriliyor yaklaşık işte 20-25 yıl. 2001'de yeniden ele alınıyor. Tim Burton konuyu ele alıyor. Mark Wahlberg'li. O kadar sevilmedi. Sonra biraz daha rafta kaldı. 2011'de yeniden. Bu Maymunlar Cehennemi yeniden ele alınıyor. Her şeyin en başına dönülüyor. İşte bir laboratuvarda insanlar çalışıyorlar. Sezar adlı bir maymun. İşte o çalışmalar sırasında bir şeyler ters gidiyor. Sezar işte konuşma yetisi kazanıyor. Bir sürü bla bla devam evrim ediyor ve aslında. Evet maymunlar dünyanın yönetimini ele geçiriyorlar gibi. Yani aslında öyle de demeyeyim de bütün şey maymunlarla insanlar bir arada yaşar mı yaşamaz mı konulu bir 3 film daha çekiyorlar. Sonra yine bir ara verildi ve şimdi bu yeni krallık Maymunlar Cehennemi yeni krallık karşımızda. Burada işte bir önceki üçlemenin 2017'de biten üçlemeden 300 yıl sonrasına geliyoruz. İşte bir ilk gördüğümüz kahramanımız Noah'nın yaşadığı köy, onun klanının yaşadığı köy böyle cennet gibi tasvir ediliyor. Şelaleler akıyor, yemyeşil, barışçıl, işte kuşlarla bir arada yaşıyorlar. Fakat bir de bir goril klanıyla karşılaşıyoruz. Onlar biraz daha despot. Vahşi, despot böyle.
Onlar insanlarla yaşanamayacağını düşündükleri için işte insan ırkını yok etmek üzerine ormanda insan ırkını avlıyorlar. Ve şimdi yeni bir üçleme kuruluyor. Buradaki kahramanımız Noah. Noah'ın yolculuğunu izleyeceğiz. Film biraz uzundu bana. 2 saat 45 dakika. 2,5 saat civarı bir film. İlk 1 saat, 1,5 saati biraz tempo olarak yavaştı ama işte dediğim gibi yeni bir dünya kurdukları için yeni bir üçleme yapacaklar. Ve o işte Noah'yı bize tanıtıyorlar. Noah'ın köyünü, diğer kahramanları. Burada bir Nova diyor Noah ona ama Mae adlı bir insan, bir kadın kahraman var. İşte onu tanıyoruz. O Mae'nin kendi kafasında onun bir ajandası var. O işte insanları yeniden gücü ele geçirmesi için planları var. Bir kötü karakterimiz var. Proximus Caesar diye bir kötü karakter. Kötü maymun, goril diyelim. O insanların teknolojisini ele geçirip insanları yok etmek ve gücü elinde bulundurmak istiyor. Dediğim gibi ilk bir saat biraz yavaş tonda gitse de 1-1,5 saat sona doğru temposu gelişiyor ve hakikaten etkileyici bir finalle de bitiyor. Genel olarak sevdim ben İkinci filmi. İkinci filmi merakla bekliyorsunuz o zaman. Şahsen bekliyorum, evet. Yani bu filmdeki ormanlarla kaplanmış kent görüntülerini falan da sevdim. İşte bütün insanlığın yaptığı bu teknolojik işte yerler, binalar, her yer bitkiler tarafından sarılmış. Bekliyorum. Ben Maymunlar Cehennem serisini genel olarak seviyorum yani. İlgi duyuyorum. Bu da evet dediğim gibi özellikle finalinden sonra şimdi ikincide ne olacak, nereye evrilecek onu merak ediyorum. Hafta sonu sinemaya gitmek isteyenlere de tavsiye ederiz. Tavsiye ederiz. Hem Maymunlar Cehennem'i geleneğini sürdürmek hem de aksiyon tarzı film izlemek isteyenlere. Evet. Herkese öneriyoruz. Peki. Animasyon filmlerine bakalım mı? Bu hafta çocuklar için 2 tane gördüm ben. Süper Ajan Bernard Görev Mars, bir de Süper Köpekler diye 2 tane animasyon filmi. Seç, beğen, al. Hani hangisi olursa, hangi bu ondan önde, evet. O ondan önde gibi bir şeyimiz yok. Bu zaten Süper Ajan Bernard'ın yeni ikinci bölümü. Biraz bir talihsiz bir ajan Bernard. Yeniden o eski gücüne, tanınırlığına kavuşmak istiyor. Onun için de bir Mars görevine çıkıyor. Onun maceralarını anlatıyor. İlkini sevenler ikincisini de sevenler kaçırmasınlar. Süper Köpekler de işte bir grup sevimli köpeklerin macera dolu hikayesini anlatıyor. Köpekleri seviyorsanız, animasyon seviyorsanız çocuğunuzla birlikte gönül rahatlığıyla gidip izleyebileceğiniz 2 tane animasyon. Yerli filmlerde Çingene Kızı Zegma gördüm. Bir komedi filmi. Zegma, evet. Bu İnanç Ulaş Toruş. İnan Ulaş Torun. Bir de söyleyebilseydim. Aysel Nazım Altan Erkekli başrollerde. Kamil Çetin oynuyor. İşte biliyorsunuz Zeyukma Çingene Kızı, evet. O bilinen en şey ünlü mozaiklerden birisi, Gaziantep'te Mozaik Müzesi'nde sergileniyor. Burada da kahramanımız Zeki, güvenlik görevlisi ve Esra var, müze müdürü. Bunlar şey, eserin çalınmasıyla ilgili bir plan yapan da bir kötü adamımız var. İşte orada bir karışıklık oluyor müzede ve o Zeyukma kayboluyor ortadan. Onun peşine düşüyorlar. Ama böyle beklediğimiz hırsızlar çalmamış. Bir başka bir evet, orada bir twist var, bir şey var. Biraz karışık, ortalık karışıyor diyelim daha doğrusu. Eğlenceli bir gece mi yaşanıyor artık orada, bir müzede mi geçiyor? Öyle bir heyecanlı bir aksiyon ama komedisi de bol. Haftanın yerli filmlerinden komedi isteyenler için. Bir diğer komedi filmi de Beyaz Eşya. Beyaz Eşya, o da Özge Yağız, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ başrollerde yer alıyor. Hakan Eser yönetmiş Beyaz Eşya. Burada da gene bir karışıklık. Evet. Bizde illa bir karışıklık olması gerekiyor. Herhalde öyle çıkıyor komedi. Burada da 2 aile aynı apartmanda aynı gün buzdolabı alıyorlar. Fakat buzdolaplarından birinde ailelerin birisinin ölmüş babasının cesedi var. Dolaplar karışıyor. Dolabını da taşıyorlar yani. Evet ve dolaplar karışıyor. Dolaplar karışınca da ortalık karışıyor. Şenlik ortaya çıkıyor. Haftanın böyle komedi, nasıl diyeyim, komedi vaat eden, insanları güldürmeyi vaat eden filmi Beyaz Eşya. O da merak edenler için izleyebilirler. Korku filmini de söyleyelim. Söyle bakalım, bu hafta cinli neyimiz var? Makka Cini Azap.
Burada cin iki neyle yazılmış? Evet, neden ben o? De onu... Cinni azap. Yani öyle bir terkip İkin Osmanlıca neyle? ya. Makka cinni azap diye söylemek gerekiyor. Kara bir ritüellere uygulayan bir genç kızın ortaya çıkardığı sorunları anlatıyor. Herhalde cinlerimi salıveriyorsun. Maşallah artık. Sinemamızda her hafta cin filmi eksik olmuyor. Yani hatta yeri geliyor iki tane aynı anda tabii, giriyor tabii. Vizyona. Dediğim gibi sevenleri var. Kaçırmasınlar sevenler diye. Sevenler izlesin. Tiyatroya bakalım. 19 Mayıs yaklaşıyorken Bu Memleket Bizim. Bu Memleket Bizim. Bu daha önce 29 Ekim'de de sahnelenmişti. Şehir tiyatrolarının bir eseri. Cumhuriyetimizin 100. yılı özel hazırlandı. 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'nda Harbiye'de ücretsiz sergilenecek oyun. Ve bugün saat 11'den itibaren de İBB'nin sosyal medya hesaplarından, internet sitelerinden davetiyeye ulaşmak mümkün. Ücretsiz bir şekilde davetiye temin edebilirler. Evet. Oyun 20-21'inde devam ediyor. 19'undaki ücretsiz ama 20 ve 21 Mayıs'ta ücretli olarak da sahnelenecek. Onu da belirtmiş olalım. Yönetmen Ali Gökmen Altu, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Ura ve Yiğit Sertdemir tarafından sahneleniyor. Çünkü çok kalabalık kadrolu, görkemli bir eser. Hem Atatürk'ün Nutuk eserinden faydalanılıyor oyun için. Metin. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı var. Yakup Kadir Karaosmanoğlu var. Samim Kocagöz var. Erol Tay var. İsmet Küntay var. Bütün bu insanların Cumhuriyet tarihiyle ilgili eserlerinden oyunun metni için faydalanmış. Çok kalabalık kadrolu bir oyun. Herkese tavsiye ederiz. Yani bu oyunları sahnelemek öyle her zaman mümkün olmuyor. Dediğim gibi büyük prodüksiyonlar bunlar. Ücretsiz olması da bir avantaj. Açık hava kalabalık. Bir 5000 kişi. Açık hava sezonunu başladığında böylelikle duyurmuş olalım. Başladı. Yavaş yavaş konserler de görmeye başladım. Ben de gördüm. Küçük Çiftlik'te falan konser konusuna da gireriz. Biraz geri duruyorduk ama yazın artık konserleri konser de söyleyebiliriz. Zamanı, evet, konserler geliyor. Dediğim gibi şehir tiyatroları ibb.com oradan ücretsiz davetiyelerini alabilir isteyenler. Olmazsa da 20 ve 21'inde zaten şehir tiyatrolarının ücretlerinin her zaman cüzi olduğunu söylemişizdir. Özel tiyatrolarına nazaran çok daha cüzi ücretlerle izleyebilirsiniz. Sergilere bakalım. Ara Güler fotoğrafın en önemli isimlerinden birisi Türkiye'de. Vallahi işte yeni fotoğrafın ustası, yani fotoğraf makinesi eline alıp da Ara Güler'e öykünmeyen herhalde kimse yoktur. Yok. Daha önce de konuşmuştuk bunu. Ara Güler'in nefis bir müzesi var Bomonti'de. Evet. Şimdi orada çeşitli sergiler yapılıyor Ara Güler'in eserlerinden. O kadar geniş bir DIA arşivi var ki, yani yaklaşık 1 milyona yakın DIA varmış. Yani biz Ara Güler'in fotoğraflarını görüyoruz ama hangi birini aslında biliyoruz? çok tabii. Daha azını görmüşüz. Kim bilir ne hazineler saklı. Orada bir ekip gerçekten böyle kılı kırk yararak titizlikle çalışıyor DIA'lar üzerine. Şimdi burada spesifik bir kumkapı balıkçıları. Ara Güler'in böyle dönem dönem o bölgede çektiği fotoğraflar var. Ermeni balıkçılar özellikle. İşte bu da onun büyüklüğünü gösteriyor. Yani o kültürün kaybolacağını fark etmiş herhalde. Onları görüntülemiş ve henüz daha 24 yaşındayken kendisi 1950'lerde. Daha gençlik aslında. Evet. Kumkapı Ermeni balıkçılarıyla birlikte diye bir yazı dizisi hazırlıyor. Ve bu yazı dizisi içinde bu fotoğrafları çekiyor. Vallahi zaten ben Ara Güler'in fotoğraflarına bakmayı seviyorum. Burada da gerçekten ikonik birkaç fotoğraf var. Eminim görüldüğünde daha ben biliyorum denecek fotoğraf var ama daha önce görülmemiş fotoğraflar da var burada. Daha önce hiç görülmemiş. Herkese tavsiye ederim. Güzel bir hafta sonu etkinliği. Bomonti'de da güzel kafeler de var. Sergide güzel bir tur. Oturup bir çay kahve içilebilir ardından da. Herkese tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyoruz. 27 Ekim'e kadar da sürecekmiş. Yaz boyu da gitmek isteyenler için Bomonti'de da sergi devam edecek. Ters Yüz Pera var bir de. Pera'da yeni bir müze. Pera Müzesi'nin yeni sergisi. Mekanlar ve metinler üzerine denemeler. Ters Yüz Pera diye bir etkinlik. Önümüzdeki hafta başlayacak bu sergi. Biraz baktım böyle internetten hani nedir diye. Böyle nasıl diyeyim? Hem böyle giderek birbirine bağlanan hem parçalanan bir dünyada kurumların rolü üzerine bir sergi deniyor.
Kalabalık da bir kadro var sergide yer alan sanatçılar. Bayağı kalabalık bir isim kadrosu şeyi var, listesi var. Ben seviyorum Pera böyle değişik sergilerle. En azından benim ufkumu açan evet. sergilerle. Farklı daha konuları biraz farklı, daha ele alıyor. Farklı bakmamı, mimariye, evet. kente, anlatabiliyor muyum? Farklı bakmama yol açan sergiler hazırlıyor. Bu da onlardan birisi. 23'ünde, galiba 23 Mayıs'ta, Mayıs'ta başlayacak mı? Ve 18 Ağustos'ta. Biz bir hafta önceden söylemiş olalım ama önemli evet. olduğunu düşündüğüm için erken söyleyelim istedim. Şimdiden gitmek Herkese isteyenlere tavsiye buyurulur. Ederiz. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Halicim. Bu hafta bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.